Bana dışarıda yakın davranınca sizin konunuzla ilgili ben de evde yakın davranabileceğimi ve acaba hani böyle bir şey varsa Aynur bana söyler mi? Hani bir tık böyle bir yanına gideyim belki söylemek ister. Samimiyet kurarak konuşmak. Hani belki onu söylemesini beklemek yerine. Ben ne de zaman dışarıda yakın davrandım. Son bir şey çoğsa bu cümleyi söyleyeyim şey yapayım. Ne olur? Beyza diyor ya arada ben de vardım o masada ben hatta aksini söyledim. Evet. Konuşmuyorlardır dedim. Evet. Sen Berke'ye güven demeyi seçtim ben. Beyza bir şeyleri söylemeye çalıştı ama şöyle yaptı. Belki dedi görüşüyorlardır, belki dedi Berke Aynur'a çok yüksekti. Evet, onların muhabbetinin kopacağını ben düşünmüyorum dedi. Arada olan konuşma bu. Ama Gizem, net bir şey söylemedi. Net bir dakika. Net bir şey söylemediği için de o da muallaktaydı. Gelip soruyordu İlayda acaba konuşuyorlar mıdır, konuşuyorlar mıdır, görüşüyorlar mıdır? Ama Beyza net bir şey daha geçen gün kulisteyken söyledi evet. Yemin ettirerek. Zaten story attı. Tamamdır. Diğer konuya geçiş yapıyoruz. İkinci evet, gündemimiz. İkinci gündemimiz tabii ki de o da yine bir sıcak konu. Sadece benim sorguladığım bazı şeyler var Dilara Hanım. Dilara'da Oğuzhan konusunu gündeme açıyoruz. Getirmek istiyorum. Öncelikle bu sefer ilk yorumu ben yapacağım. Evet. Şimdi tekrardan anladığımız kadarıyla buzlar eriyor gibi görünüyor arkadaşlık adı altında. Ama hem arkadaşlık hem flörtlük. Evet. Böyle bir aradasınız. Fakat iki taraftan da böyle atılan büyük bir adım göremedik. Yani çok bize geçmiyor, size geçiyor mu? Şöyle ben de böyle bir... evde varlıkları yoklukları bir gibi. Ben de yani bir... burada sizce Oğuzhan'ın mı adım atması gerek? Bu büyük şöyle adımı yorum yoksa yapayım. Dilara'nın. Sonra seyircilere tamam. Geçecek. Dilara ile Oğuzhan konusunda, Dilara ile Oğuzhan'a da çok yakınım hepinizin bildiği üzere. Oğuzhan'a baktığım zaman Oğuzhan çok yorgun ve ben şöyle bir düşünceye sahibim. Şu anki bölümlerde, bugünden önceki yayınlanan bölümlerde biz Oğuzhan'a çok kötü davranıyoruz. Dilara, ben, Hasret. Oğuzhan bunları izleyip negatif geliyor buraya. O yüzden hep negatif. Dilara Hanım sizin bu konuda yorumunuz nedir? Şöyle... Önce sona mı onu bıraksaydın acaba? Bir önceki ne? İlk o yorumumuz. Sana mı? Son mu bıraksaydın? Bence ilk bir konuşsun. İlk bölümlerde, bir önceki bölümlerde tamamen onun ilgisine karşı algılarımı kapattığımı düşünüyorum. İzledikten sonra üzüldüğünü gördüm, benim arkamdan nasıl davrandığını gördüm, ilgisini gördükten sonra dedim ki bu adam gerçekten bana değer veriyor. Ve ben hayatımda ilk kez bir erkek tarafından bu kadar değer gördüm. Belki de önceden gördüm ama yayın izleyemediğimiz için kendimizi bilmiyorum. İlk kez gördüm ve bu çok hoşuma gitti. O yüzden bu kadar çaba gösteriyorum. Yani umut program içerisindeyken tabii ki de var. Anlamadın. Çabalayacağım. Dışarıdan izledikten sonra daha çok anladın. Tabii yani ki evet. Evet. Anladın. Ama ben Hasret... ilişkilerimde şöyleyim. İlgiyi göremiyorum, kaybettikten sonra anlıyorum. Değerini kaybettikten evet. Sonra biliyorsun. Evet. Hasret Hanım siz bir iki cümleyle. Tabii ki yani ben dediğim gibi şimdi ben... Zaten bu aradan sonra geldikten sonra Oğuzhan'la Dilara'yı gerçekten niyeyse ondan önce mesela yakıştırmıyordum. Yani Oğuzhan'la Dilara'nın yanına yakıştırmıyordum. Günden güne daha böyle bir gözüme alıştılar. Evet sen gözüme alıştılar ve çok hoş geliyorlar. Evet. Şimdi Rümeysa Hanım, bence biraz Oğuzhan ve Dilara olursa... konusunda ne evet. Düşünüyorsunuz? Ama bu Oğuzhan çok kritik bir an. Kritik değil zaten hep söylüyorum. Benim için değil yani. Şimdi şöyle birbirlerine zaten... Ağır şeyler söylediler. Onun yüzüne de söyledim. Oğuzhan'ın yüzüne de söyledim. Kırıcı. Konuşuyor mu burada? Kırıcı, ağır şeyler yaptılar. Oğuzhan'ın şakaları olsun. Dilara'nın işte bir erkeği işte böyle ağır şeyler. Karşılıklı birbirlerini kırdılar, yıprattılar, yordular. Burada Dilara buraya geldiğinde tamamen böyle bitirmiş, soğumuş gibi davrandı. Oğuzhan'ın tepkisi de o şekildeydi. Bizim muhabbetlerimizden sonra gerçekten kaybetme korkusu yaşadığında belki o hisleri daha da hislerini fark etti. Sonuçta evet. Hani kıskanır yani kadınız yani. Buna saygı duyuyorum. Normal bir şey zaten. Belki çok az kalmıştı. O yükseldi his olarak. İnşallah herkes evet. Yani Dilara şimdi Oğuzhan biraz hala sert tepkiler veriyor. İşte arkadaşı aynen, sürekli uyuma. Dilara geldik. Çabalıyor. Çabalamaya evet. Devam ederse olacağını düşünüyorum. Bir kırmızı oda günlüğü daha. Tabii ki bu özel odaya Buse'yi çağırmak istiyorum. Ben bugün bir şey fark ettim. Sanki böyle bir ışık var gibi geldi bana. Kim? Görkem ve Aynur. Hayır, eski şiplerimizden Ayber yeniden mi doğuyor? Acaba ve ben bunu bugün bu olmadan hissetmişim.
Oraya Aynur ve Berke yazmışım. Küçük bir not olarak bunu konuşmamız gerekiyor Aynur Hanım. Günaydın da bir böyle Aynur Hanım da bir yumuşama. Bir utandı. Belki röportajda şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Evet. Belki röportajda Gizem çok özür dilerim bebeğim. Gizem için heyecanlandırmıyor tarzı kötü, asla doğrulamıyorum. Yanlış bir kelime kullanmıştı. Bugün günaydında ise heyecanlandım dedi ve utandı. Arkadaşın arkasına saklandı ve ben bir detay daha yakaladım Buse'cim. Aynur da utandı. Evet, bir böyle hissettin, diyorum ya, bakışlar bir böyle bir... Ya anlatacağım şimdi. Yok vallahi öyle bir şey yok. Utandı. Bak şu anda. Hayır ama Aynur'un... biz çok... Şimdi bak şu an rahatsız oldu. Az önce gülüyordu, zaten gülüyordu. Bir yorumunu alalım direkt o zaman. Biz çok kavga ettik ama sonrasında hani birbirimizin arkasından kötü olmayalım, kötü kalmayalım diye arkadaş kaldık. O kadar hani peki, şey hiç değil yani. Yok mu? Yok. Peki neden? Ben şöyle bir soru yönelteyim. Yani Berke çok, o eve geldi. Kötü, dahi. Çok kötü bir tamam, şey. Berke kızlar evine geldi. Kavgalarım çok ağırdı. Herkes bir yerlerde, sen de burada oturuyorsun. Yanında da Rümeysa var. Geldi oturdu. Normal arkadaşça sohbet ediyor. Eder misin? Arkadaşça. Evet, normal ne yapıyorsun, nasılsın? Normal muhabbet, düz muhabbet. Şey, yanında biri varsa okey. Edersin. Evet yani toplu tabii. Güzel, ki. Ben bu cevabı tuttum. Yani hala bir... İster ya, nefret yok. Bak, nefret hala yok. Nefret neden yok. Yok biliyor musun? Çünkü bu aynı güzel evin şey. İçinde hani bir de duruyoruz. Bir konular soğuyunca nefret kalmıyor. Evet, zaman geçince insan bir tık daha yumuşuyor. Evet. Hani bir de şey oluyor ya, şimdi herkes canlı yayın, oda falan bir şeyler açıyor. Neden sağlıyor, ben onu kötüleyeyim tamam. Ya da o beni kötülesin ki? Yani öyle mi? Ben küçülmek istemem anladın mı? Yapılmaması gereken ben şeyler. Ben böyle bir insan değilim. Böyle de olmak istemem. O yüzden sunuculuk de iyiyim. Hani çok yapmadım. İyi de normalim. Belki şimdi savunur gibi olacak. Biraz anormal olacak benim için ama yani... Ya o kadar yayınla hani Mert'le falan da çok açtıkları için çünkü hep dahil oldum. Hiçbir zaman Allah var. Evet, kötüleyen bir çocuk değil. Kötüleyici ya da ne bileyim yazanlara hep şey de demişliği vardır yani. Hani arkadaşlar bu konularda konuşmayalım lütfen. Hani açmayalım konuları. Çünkü cevap hani vermek de istemiyorum. Zaten falan filan deyip hep üstünü kapattı. Allah var çok zaten, saygılı bir davranıştı evet, yani. Olması evet, gereken bir şey. O. Evet, olması gereken yani, bu ama yapmadıkları için evet, biliyorsun ki yapmayanlar evet, var ya. Diğer konuda geçelim. O yüzden diyorum hani tamamen evet, normalim, iyi de değilim, kötü de değilim. Diğer konuda geçelim.